bölgede ve tabii büyük şehirleri de dahil edersek, siz daha iyi gözlem yaparsınız, analiz yaparsınız. Böyle Evet. böyle bir etki alanı yaratmada kim daha önde seçmende? Siz nasıl görüyorsunuz? Aslında Tuncay Bey, hiç karşılaştırılmayacak düzeyde Selahattin Demirtaş'a müthiş bir ilgi var. Demirtaş'ı tercih etmelerinin gerekçesi de teröre karşı tutumu. Çok net. Dolayısıyla bu halk, yani bölgenin halkı terörden bıkmış, yorulmuş. Hem PKK'nın teröründen hem de AK Parti'nin ve koruyucu sistemden yorulmuş bir ciddi halk kitlesi var. Burada Millet İttifakı'nın da hiçbir komplekse kapılmadan o aradaki halka bir şekilde dahil olması, onlarla iletişim kurması gerekir. Çok doğru. Zaten Cumhur İttifakı'nın burada yapmak istediği seçmeni ötekileştirmek, göndermek, onlarla iletişimi kurma, bozmak. Burada demin hem Sayın Bakanımızın hem Sayın Şirin'in ifade ettiği bu dil Türkiye için gerekli. Hepimizin çok iyi analiz etmesi lazım. Tekil çıkışlar her siyasi partide olabilir. Ama halkı incitmemeye özen göstermeliyiz. Bu halkı incitmeden süreci götürebilmeliyiz. Selahattin Demirtaş'ın en büyük başarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde barış istiyor olmasıdır. En son dedi ki, bıraksalar Kandil'e gideceğim, öldürün ya beni ya da silahı bırakın dedi. Şimdi bu bölgede çok değerli o açıklamasını sonra reddetti. Yani o cümle mesela reddettiği cümlelerden biriydi. Birileri reddetti. Birileri reddedildi ya da. Orada çelişkili bir durum var. Selahattin Demirtaş'ın yeni bir tutumu değil bu ama. Selahattin Demirtaş uzun süredir... Tabii silahların bırakılması, yani PKK'nın silah bırakmasını açıkça istiyor. Tabii defaatle bunu söyledi. Çok önemli. Uzun süredir söylüyor. Silahları bırakın diyor. Artık şu da önemli diyor. Bir detay. Yani hani bunu daha geçmişte böyle daha Şahin Kanat iki tarafta bıraksın gibi yaparak terörle devleti eşitliyor da öyle yapmıyor Selahattin Demirtaş. PKK silahları bırakmalı diyor. Evet. Çok önemli. Evet. Yani Mersin'deki terör eylemini lanetledi, kınadı. İstanbul'dakini kınadı. Bu bugüne kadar yapılamayan şeylerdi. Şimdi böyle bir duruş Türkiye'deki hepimiz için çok değerli ama bölge halkı için de çok değerli. Çok kıymetli görülüyor. Onun için hiç karşılaştırılamaz. Ben hani değerli bakanıma da Sayın Şirin'e de söyleyeyim. Ben yaklaşık 2 aydır oralardayım ve hani Hakkari'den, Şırnağvan'dan, Bingöl'e birçok kere gittiğimde de sadece sosyal demokrat ya da o kesimle görüşmüyorum. Toplumun tüm kesimleriyle neredeyse görüşüyorum. Bir de ana dilim Kürtçe olması nedeniyle de bölge halkıyla çok daha iyi anlaşıyorum. O nedenle de meseleyi daha bütünsel bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben Selahattin Demirtaş'ın o nedenle çok başarılı bir sonuç, onun tercihlerinin halk tarafından büyük bir destek bulacağını düşünüyorum. Hiç karşılaştıramayacak farklılık var değerli Tuncay Bey. Çok teşekkürler. Sayın Söylemez, aynı Demirtaş başlığıyla size aynı soruyu sorsam ne dersiniz? Valla şimdi hapishanede olduğu için çok da bir şey diyemiyoruz. Çok büyük bir dezenformasyon var. Bence